Merhaba arkadaşlar. Bugün dam üstüne çu serer ile karşınızdayım. Hiç lafı dolandırmadan hemen bir baştan bir kontrol edelim. Ne var ne yok? Yeni bir şeyler var mı? Evet sol anahtarımız bemol ikimiz, si bemol ikimiz. Bunu artık biliyoruz. Söylemeyeceğim. 2 4 düğün olayını da söylemeyeceğim. Direkt giriyoruz. La do re 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 re. re la 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 do re do mi re 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 do re si re do do karar normal do kararını biliyorsunuz artık do si do la do si si, si la 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 evet Burala, buraya kadar bir gariplik yok tekrar işaretimiz de var başa döneceğiz ondan sonra la do re evet burada ilk kalıbımız arkadaşlar terazi bu terazi daha önce gördünüz ama hiç uygulamadık ee, bir türküde uygulamadık Hayırlı olsun. Terazimiz var. Terazi kalıpların içerisindeki en zor algılanan kalıp arkadaşlar. Alışması en uzun süren kalıp. Ee, bu türküde o yüzden e, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Mi, mi, la. Orta notu oluyor değil mi terazide? Terazi. Evet. Evet burada da bir terazi var. Terazi var burada. Şöyle şurada da bir terazi. Bir terazi daha. Sonra şurada garip bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu nasıl tarif edelim? Bunu hiç tarif etmiyorum. Hmm. Re R do si do diyor okunuyor arkadaşlar. Normalde bu bir Ankara. Şu orta notayı düşünmezseniz. Bakın. Şuradaki bu nota olmazsa şu, şu bir Ankara. Yani normalde şu. R do do. Ama buraya araya bir si sıkıştırıp burayı hızlandırmışlar arkadaşlar. Bakın şunu şunu sıkıştırmışlar. Normalde bu olmayınca nasıl okunur? Re do do şeklinde okunur. Ama bu da var. Ne oldu? Re, do, do, re, do, si, do. Do, si, do. Bakın araya si'yi sıkıştırdım. Re, do, si, do şeklinde okundu. Parmak numarasına dikkat ederseniz do'ya dördüncü parmakla basın diyor. Bu dördüncü parmakla bastığımız yer orta telden olacak arkadaşlar. Zaten buraya tel numarasını yazdım. Normalde yazılmayabilir. Birçok kaynakta hiç tel numarasını yazmaz. Dördüncü parmak der. Siz bunun orta tel olduğunu anlamanızı bekler. Sizin anlamanızı bekler arkadaşlar. La kararımız gene her zamanki gibi yerinde. Bunu zaten hepsini çalacağız. Bir okumaya başlayayım ben hemen. Evet. Arkadaşlar hiç öğretmiyorum. Zaten siz bundan önceki Türklerde gördünüz. Direkt okuyacağım. Şuraya kadar. iki tekrar şeklinde. Dikkatli olun. Siz de benim gibi okumaya çalışın. La Do re 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 la 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 do re re do mi

Şuna dikkat edin sıfır diyor. Diğer la'larda herhangi bir şey söylemediği için orta telden alıyoruz. Bu sıfır dediği üst telin boşu. Geçiyoruz ikinci kısma söz bölümüne. Bunu okuduktan sonra iki saz, iki saz daha çalacağız. Yani şuradan şuraya kısmı bir daha çalacağız arkadaşlar. İki defa daha çalacağız. Bir daha değil. iki defa daha çalacağız. Hemen söz bölümünü okuyorum. Söz bölümünde bir tekrar yok. Dikkat edelim. Söz bölümünde bir tekrar yok. Hemen okuyorum. Tek bir defa okuyacağım. Terazilere lütfen dikkat. Terazilere. La do re mi mi la mi 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 fa mi re re mi mi fa mi re re mi mi fa mi re re do si do la 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 Dikkat ettiniz mi şuraya? Re do si do diye okudum. Bir daha tekrar okuyorum. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Dikkat. La, Do, Re, Mi, Mi, La, Mi, 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 Fa, Mi, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Re Do, Si, Do, La, La, La Ondan sonra iki defa yine bu kısımları çalacağız. Lütfen arkadaşlar 4-2-4 basılacak bunları. Ee, dikkat edelim. Zaten birkaç saat sonra bu videodan birkaç saat sonra diğer videoya da eklemiş olurum bunun dışında ekstra anlatacağım bir şey yok hiç videoyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar sorularınız olursa lütfen e, yorumlarda belirtin e, bazı arkadaşlar yorumlar yapıp e, fikirler sunuyorlar nasıl yapmamız gerektiğini konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar çok güzel e, mesela türkü derslerinin hepsini bir sıraya koyma fikri e, çok güzeldi ee, mesela bir arkadaş da şey demiş e, önce bir not türküyü çalın ondan sonra e, öğretmeye başlayın diye bir tur çalın ondan sonra öğretmeye başlayın diye bence bu da güzel bir fikir bu tarz fikirlerinizi bekliyorum ee, amaç sizin öğrenmeniz ben biliyorum zaten amaç sizin öğrenmeniz sizin öğrenmeniz için gerekli olan tüm koşulları sağlayacağız ha bu arada arkadaşlar yeni bir kamera aldım daha gelmedi dün siparişini verdim Pazartesi günü veya Salı günü elimde olur daha güzel görüntüler olsun diye daha iyi çekim yapabilmek için e, kamera aldım umarım e, fark edecek fark edecek daha güzel işler yapacağız arkadaşlar ben de, benden bu kadar bugünlük kendinize iyi bakın bol çalışmalar arkadaşlar.